Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde sizlerleyim. Şimdi bugün kış sezonundayız zaten biliyorsunuz ve kış sezonunda bence rally çok da zevkli olur. Bu sefer farklı bir şey almak istedim. Rally canavarlarının içinden seçiyorduk ama sürekli aldığım Fiesta'yı veya işte Hunigan RS200'ü Escort'u almak istemedim abi. Altımızda bir efsane var. 84 model Peugeot 205 Turbo Forza Edition ve bu araba şu an stok, acayip bir alet. Bakalım. Uzmana aldım zorluk seviyesini, artık biliyorsunuz uzmanda yapıyoruz. YouTube'a çektiğim videolarda kesinlikle abi öyle üstün yetenekli falan yok. Bizi de zorlasın istiyoruz. Başlayalım, şu görevi yapalım. Bu arabaya tabii çok alışkın değiliz. Bize fark eder mi? Bence etmez. Sen gene de başımıza çok badire açmazsan iyi olur arkadaşlar. Hemen buradan gösteriyorum. Bakın uzmandayız. Tüm sistemler kapalı, sadece ABS açık. Hadi bakalım. Kamerayı bir tık uzağa aldım arkadaşlar. Daha rahat ve net görün diye. Seviyorum abi böyle. Uzmanı seviyorum. Zorlasın abi. Challenge olsun. Ve bu araba hiç alışık olmadığım bir araba arkadaşlar. Neredeyse hiç oynamıyorum bu arabayla. Yani bayağı bir sürpriz. İnşallah çok badire açmaz. Aman he. Abi kış sezonunda rally zevkli oluyor ya. Yok artık. Yok artık. Vallahi yok artık. Rezil. Rezil. Abi geri sarmak istemiyorum. Geri sarmayı hiç sevmiyorum aslında. Çok zorda kalmazsak sarmayacağım. Gerekirse abi ikinci bitiririm, üçüncü bitiririm. Üç tane yarış var sonuçta önümüzde. Hata yaptıysak yaptık aga. Güzel. Abi bu banklar adamı mahvediyor ya. Araba biraz kaymayı seviyor. Sevsin. Biz de seviyoruz. Şu an ikinciyim. Hala ilk etaptayız. Önümüzdekini geçecek bolca zaman var. Ama gene saçma sapan bir hata yaparsak geri de düşebiliriz. Mesela burada büyük bir hata yaptık. Nazarlık, nazarlık. Hadi Yağız. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Aha, geldim, peşindeyim. Geldim. Tamponunda beni hissedebilirsin. Reis. Güzel, güzel, işte bunu seviyorum bebeğim. Şurada Forza Horizon 5'e de azıcık zaman kaldı. Aha, bak şimdi tamponda gerçekten beni hissedebilirsin. İtiyorum adamı. Reis. Oğlum seni yiyeceğim, biliyorsun değil mi? Çıtır çıtır. Güzel, güzel. Bana bunlarla gel oğlum. Çok nazik davrandık burada. Yani bütün yarıştaki agresifliğimizi az önce bayağı kaybetmiş olduk. Yalnız arkamızda direkt eleman var. Forza'dan günlükleri de pıtır pıtır tamamlıyoruz. Biz oğlum görüşürüz canım. Başka bahara. Başka kışa. Yalnız ikinci ile üçüncü dip dibe arkamda duruyor. Yani bir hata yaparsam ikisi birden geçer. Son etaptayım, son etaptayım. Güzel oldu be abi. Sürekli aynı arabalarla oynuyorduk çünkü. İşte Hunigan Fiesta, RS200, Escort falan derken farklı bir şey yapmış olmak istedim abi. Kapak fotoğrafından bile sıkılıyorum abi sonunda hep aynı şeyi göstermekten. Bir de zorluk seviyesi uzmanda, aynı zamanda da ABS dışında da tüm sistemler kapalı olunca daha da zevkli oluyor. İyi, arabaya elimiz bayağı alıştı. İyi, daha iyi döndük bu sefer burayı. Çok az kaldı finişe. Çok az kaldı oğlum.
Şimdi ilk yarışta birinci olduk ya, her yarışta birinci olacağız zannetmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü yani geri sarmamak için çok uğraşacağım. Hata yaparsam da geri sarmayacağım. Kaçıncı bitirsek bitiririz. İlk yarış tamam. Geldik ikinci yarışa. O kanat çok büyük ya. Yemin ediyorum biraz uzatsak uçacak ha. Önümü tıkamayın oğlum. Önümü tıkamayın. Güzel, çarpmadık. Gençler abinize yol verin. Oğlum o Lego aracı olmuyor ya bu yarışlarda vallahi bak. Ya bütün görselliği bozuyor. Uçmayacağım. Uçmak çok tehlikeli abi. Bu sefer içeriden gireceğim. İçeriden devam edeceğim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Adamsın. Aha. Aman ha. Güzel, güzel. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım. Biraz daha agresif alabilirdik ama olsun, birinciyiz zaten. Çok da fazla riske girmemeye çalışıyorum. Gene içeriden abi. Burada biraz zaman kaybı yaşadık. Hadi oğlum 2'de 2 yapalım. Üçüncü yarış her zamanki gibi en sevdiğim sprinti sona sakladım abi. Üçüncü yarış, yani bu yarışı da birinci bu şekilde bitirirsek, üçüncü yarış bence dördüncü bile olsak, hatta bir ihtimal beşinci bile olsak kazanırız. Birazdan puan sıralamasını göreceğiz zaten. Uçarak bitireceğim lan. Uçarak bitireceğim. Sıçarsak sarmam geri. Ne boşuna demiyorum kelebek gibi uçar arı gibi sokarım diye. Kırk otuz iki. Yani dördüncü beşincilik sakat. Sakat. Çok sakat hem de. Maksimum üçüncülük lazım. Geldik zurnanın zırt dediği son yarışı aga. Ben hazırım. Hepinizi yiyeceğim şimdi. Yiyeceğim. Heh, bizi bol bol araziye sok abi. Bol bol araziye sok. Karda kışta daha zevklisi yok. Hondalar. Hayırdır siz. Ne ayak? Bu araba bir efsane ha. Öyle Type-R'lara falan benzemez. Şimdi Honda'cılar yemesin beni. Gazdan çektim. Arkadaşlar aqua planning olabiliyor biliyorsunuz. Aqua planning'in ne olduğunu bilmiyorsanız da söyleyeyim. Suya girdiğiniz zaman, hızlı girdiğiniz zaman bazen araba suyun üzerinde kayar ve kafa atabilir. Çok tehlikelidir gerçekte de. Bazen bu oyunda da dip gazla gidince abi, o suya o şekilde girdiğiniz zaman kafayı atabiliyor araba. O yüzden size tavsiyem, o tarz su geçişlerinde düz bir şekilde geçiyorsanız elinizi gazdan çekin veya ayağınızı. Şşt oğlum. Dibimizde, hepsi dibimizde. Aa, bak işte geriye bakarken zaman kaybettik ve hata yaptık. Abi sinek vızıltısı gibi adam dibimde, sesini duyuyorum sürekli. Yemin ediyorum sivrisinek gibi. Yedim oğlum sizi. Vallahi yedim. Ne uçtu be? Adam bayağı yaklaştı. Ben fazla riske girmemek için arada gaz kesiyorum. Nasılsa öndeyiz. Ayrıca ikinci de olsak hiç sorun yok. Neden 3 yarışta da birinci olmayalım abi? Bize yakışan o. Geride sarmadık. Hata yapsak da sarmadık. Ve bu yarışı da birinci bitirdik. Uzman zorluk seviyesinde sezonluk görevimizi de tamamlamış olduk. Hem de bambaşka değişik bir araçla.
Bir yıldız daha alayım canım. Çünkü uzman da bitirdik. Evet, bu aletten fazla olmuş oldu elimizde. En yakın zamandaki müzayede etkinliğinde bunu da satarım size. Evet arkadaşlar, değişik bir canavarla sezonluk etkinliği yapmak istedim. Şu alete bakar mısın ya? Abi çok acayip bir şey ya. Yalnız iç kamerayı almayı gerçekten oyunun, yarışın ve arabanın heyecanından unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani en azından bir yarışı iç kameradan da yapabilirmişiz. Baksana şuna. 10.000'de bir bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.